Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı örnek sorular videomla karşınızdayım. Sorular zor değil ama okuduğunuzu iyi anlamanız gerekiyor. Herkese başarılar diliyorum. İlk soru şu şekilde. Gökçe öğretmen sınıfa kırmızı, sarı ve mavi renkli 9'ar tane halka ve bu halkaları dizeceği bir tahta getirmiştir. Bakın 9'ar tane kırmızı, sarı ve mavi ve getirdiği tahtada şu. Gökçe öğretmen aşağıdaki gibi tahtada x kare yazan çubuğa sadece kırmızı şuraya sadece kırmızı x yazan çubuğa sadece sarı ve 1 yazan çubuğa sadece mavi halkaları dizerek x artı 2'nin karesi ve 2x artı 1'in karesi cebirsel ifadelerini özdeş cebirsel ifadeler modellemiştir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi x artı 2 burada 2'nin karesi 2x artı 1'in karesinde de şu şekilde modellemiştir. Hemen bakalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bu nasıl açıyorduk? Biz bunu birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x, ikincinin karesi yani 2'nin karesi 4 arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane x kare var, 4 tane x var. Bakın 1, 2, 3, 4 tane x var ve 4 tane de 1 var. 1, 2, 3, 4 gördüğünüz gibi 1 numaralı halkaya 4 tane de mavi boncuk diziyor. Peki halka diziyor. Şuraya bakalım. Birincinin karesi yani 2x'in karesi demek 4x kare demek. 2x ile 1'i çarptığımızda 2 katını aldığımızda 4x demek. İkincinin karesi yani 1'in karesi de 1 demek. Gördüğünüz gibi x kare yazan çubukta 4 halka. x yazan çubukta 4 halka. Ve arkadaşlar 1 yazan çubukta da 1 halka olması gerekiyor. Ve bu şekilde vermiş. Şimdi buna göre şıklardan bakacağız arkadaşlar. Diyor ki buna göre Gökçe öğretmen sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisini özdeş bir cebirsel ifade modelleyebilir diyor. A şıkkına bakalım. Bu ne demektir arkadaşlar? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 8x ikincinin karesi 16 şimdi bu ne demek arkadaşlar x kare olan halkada bir tane olabilir X yazan çubukta 8 tane olabilir. Çünkü toplam arkadaşlar 9'ar 9'ar olacak. Yani 9 kırmızı, 9 sarı ve 9 mavi e, halkam vardı. Peki 9-8 tane koyabilirim oraya. 16 tane mavi halka koyabilir miyim arkadaşlar? Koyamam. Çünkü yeteri kadar halkam yok. 9 tane olacaktı. 16'ya yetmez. A şıkkını eledik. B şıkkına bakalım. Şunun karesini aldığımızda ne olur? Birincinin karesi yani 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Çarptığımda 6x alıyor. İki katı da 12x. İkincinin karesi. Üçün karesi nedir? 9'dur. Şimdi hemen bakalım. X kare yazan çubukta 4 tane olabilir. X yazan çubukta 12 tane olur mu arkadaşlar? Olmaz. Çünkü toplam 9 tane halkan e, halkam vardı. 12 tane e, benim olmayacağı için olamaz. 9 tane olabilir. Yine B'yi de eledik. 12 olmayacağı için. C şıkkına bakalım. Birincinin karesi yani 3x'in karesi nedir? 9x karedir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3x çarpı 1. iki katı nedir arkadaşlar? 6x artı 1'in karesi de 1. Hemen bakıyorum. x kare yazan arkadaşlar çubukta 9 tane olabilir mi? Olabilir. Peki 6 tane olabilir mi? x yazan çubukta olabilir. Bir tane olabilir mi? Olabilir. Gördüğünüz gibi burada hiç sıkıntı yok. C şıkkı olabilir. D'yi de inceleyelim. Nedir? Birincinin karesi. Yani 3x'in karesi. 9x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 3x çarpı 2 6x. 2 katı 12x. Artı 2'nin karesi de 4 arkadaşlar. Tamam. X kareli çubukta 9 tane olabilir. X yazan çubukta 12 tane olamaz. Maksimum 9 tane olabiliyordu arkadaşlar. D şıkkını da eledik. Yani cevabımız C şıkkıdır diyoruz. İkinci sorumuz aşağıda modeli verilen otoparkın ABCD olarak isimlendirilen ve her bölümünde 1'den 16'ya kadar numaralandırılmış park yerleri bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi B, ABCD diye bölümlenmiş ve her birinde de 1'den 1, 2, 3, 4 ve 15, 16, 16'ya kadar gördüğünüz gibi arkadaşlar park yerleri varmış. Sabah bu otoparka aracını park eden Burhan akşam aracını almaya geldiğinde sadece park yerinin numarasının bir asal sayı olduğunu hatırlamaktadır. Peki, buna göre Burhan'ın arabasını park etmiş olabileceği kaç farklı olası durum vardır? Olası yer vardır diyor. Arkadaşlar önce A için bir bakalım. A bölmesi için şimdi sadece asal sayıları e, asal sayı olduğunu hatırlıyor o zaman bir asal sayıları bulalım. 2 bir asal sayıdır. 3 asal sayıdır. 5 asal sayıdır. 7 asal sayıdır. 11 asal sayıdır arkadaşlar ve 13 asal sayıdır. Başka da asal sayı yok. Kaç tane? 2, 4 ve 6 tane. Arkadaşlar A bölmesi için 6 tane durum var. B içinde yine 1'den 16'ya kadar olduğu için 6 tane de bunda. C içinde 6 tane, D içinde 6 tane olası durum var. Toplam ne kadar olası durum var? 4 bölüm olduğu için arkadaşlar 6 çarpı 4'ten 24 olası durum var. Farklı yer var arkadaşlar. O yüzden cevap C şıkkıdır diyoruz. 3. sorumuz bir olayın olma olasılığı istenilen olası durumların sayısının tüm olası durumların sayısına oranıdır diye bilgimiz verilmiş. Birden 48'e kadar numaralandırılmış ebatları aynı olan tahta bloklar yandaki gibi her sırada üçer tane olacak şekilde üst üste dizilerek bir yapı oluşturulmuştur. Daha sonra bu yapının her sırasından aşağıdaki kurallara göre birer blok çekilmiştir. Her sırasından blok çekiliyor arkadaşlar. Demek ki bizim sıralarla işimiz var. O sırada üzerinde pardon çekilmiştir. Bloğun üzerinde yazan sayı tam karesi o blok çekilir. O sırada üzerinde yazan sayı tam kare olan bir blok yoksa rastgele bir blok çekilir yani arkadaşlar soruyu anlayalım şöyle böyle sıralarımız var e, Kaç tane sıra yani bakalım kaç sıra kullanılmış 1 2 3 4 5 6 7 arkadaşlar 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Yani siz bu 16'yı isterseniz 48 tane olduğu için 48'i her bir sırada da 3'er tane olduğu için arkadaşlar 3'e bölerek de 16 diye bulabilirsiniz ya da sayabilirsiniz. Şimdi 16 sıra blok var ve diyor ki şimdi bakıyorum burada tam kare olan sayılar hangisi arkadaşlar? Birinci sırada tam kare olan sayı kim? 1. Eğer ben birinci sıradan çekeceksem tam kare olanı çekiyorum. Eğer ki e, ikinci bakalım ikinci de var mı? İsterseniz tam kareleri bir bulalım. 4 tam kare. Şu sırada var mı? Evet, 9 var. E bu sırada var mı? Yok arkadaşlar. Şu sırada var mı? Yok. Bu sırada var mı? 16. E bu sırada var mı tam kare? Yok. Yok. 25 var. 5'in karesi. Peki bu sırada var mı? Yok. E, bu sırada yok. Bu sırada var. 36 6'nın karesi. Burada yok, burada yok, yok ve yok arkadaşlar. Şimdi soru bana şöyle diyor. Eğer şu sıradan çektiğimde tam kare ifade var mı? Var. O zaman ben 1'i çekiyorum. Şuradan çektiğimde tam kare ifade var mı? Var. 4. 4'ü çekiyorum. Ama eğer şuradan çekseydim yani 13, 14 ve 15'in olduğu sıradan çekseydim burada tam kare olmadığı için rastgele birini çekiyordum arkadaşlar. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? Yani soru bana bunu anlatıyor. Buna göre bu yapıdan çekilen bloklar arasından rastgele seçilecek bir bloğun üzerinde yazan sayının tam kare olma olasılığı nedir? Olasılık ne? İstenen şey ne arkadaşlar? Tam kare olması. Bölü tüm durum. Peki tam kareler kaç tane sıra var? Gördüğünüz gibi burada bir tam kare ifade var. Bu sıra olabilir arkadaşlar. Şurada var şurada var gördüğünüz gibi 3. sırada var ve arkadaşlar 6. sırada var tam kare ifade ve gördüğünüz gibi 9. sırada var ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 15 14 13 12 sırada var arkadaşlar kaç tane 1 2 3 4 5 ve 6 tane istenen durum 6 eleman sayısı 6 Peki tüm durumun eleman sayısı ne? 16 tane sıramız olduğu için 6 bölü 16'dan sadeleştirdiğimizde 2'ye bölelim. 3 bölü 8 olur. Cevap değişiklidir diyoruz. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki grafikler bir barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını göstermektedir. Gördüğünüz gibi bu Ocak ayındaki dağılım arkadaşlar. Bu da Şubat ayındaki türlerine göre dağılım. Ocak ayında A türü, B türü, C türünün dağılımı, Şubat ayında A türü, B türü ve C türünün dağılımı. Şubat ayında barınaktaki köpek sayısı Ocak ayındaki köpek sayısının 2 katıdır. Yani arkadaşlar Şubat ayı daha fazla değil mi Ocak'takinin 2 katıymış. Ocaktaki x ise Şubat'taki nedir arkadaşlar? O zaman 2x'tir diyoruz. 2 katı. Peki buna göre bu barınaktaki köpeklerin türlerine göre sayılarının Ocak ve Şubat aylarındaki dağılımını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Olabilir diyor arkadaşlar. Şıklardan gideceğiz demektir bu. Peki ama bakalım bir. Arkadaşlar şimdi burada A türü hemen şuraya bu grafiğinkini bu Ocak ayı için yapıyorum. A türü Arkadaşlar. Derecesi kaç? 90 derece. B türünün derecesi kaç? 120 derece. C türünün derecesi kaç arkadaşlar? 120 90 210 tamamını 360'a tamamlayacak. Ne olur? 350 olur. Bu da 350 dereceymiş. Peki şubat ayına bakalım. Şubat ayında A türü arkadaşlar 120 derece. B türü 90 derece ve C türü de arkadaşlar 120, 90, 210 Burada yine 150 oldu. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi bunları yazdık. Şunu düşünelim. Bana sayı vermemiş ya. Sadece hani birbirinin iki katı olduğunu biliyorum. Ve dereceleri biliyorum. Sanki şöyle düşünebilir miyim? Bir dereceye bir köpek düşsün. O zaman arkadaşlar bir dereceye bir köpek düşecekse 90 dereceye 90 tane köpek düşsün. 120 dereceye 120 köpek ve 150 dereceye de 150 köpek düşsün. Toplam kaç köpek var Ocak ayında? 360 köpek olsun. Peki Şubat ayında da arkadaşlar 2 katıydı ya. 360'ın 2 katı nedir? Şubat ayında da 720 köpek olsun iki katıymış ya o zaman arkadaşlar yani bir derece bir köpek düşüyorsa şurada burada da nedir arkadaşlar bir derece iki köpek düşüyor demektir o zaman 120 dereceye arkadaşlar 240 köpek düşer 90 derece iki katı 180 köpek düşer 157 arkadaşlar 300 köpek düşer topladığınızda 720 köpek oluyor Şimdi arkadaşlar Ocak ayında 90 taneydi Ocak ayında 240 tane oldu ve benden şıklara göre gitmemi istiyor şıklarda gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 2 3 4 diye rakamlar verilmiş o zaman ben bunları bir sadeleştireyim mi yani şöyle diyeyim A türü 90 tane şurada 240 tane biri 90 birisi 240. Sadeleştirelim arkadaşlar. Sıfırlar gitsin. 10 sadeleştirdik. 9'a 24 kaldı. Bu A türü için. Şöyle A'da diyelim. Peki 3 ile sadeleştirdiğimde arkadaşlar burada 3 burada da ne kaldı? 8 kaldı. Yani Ocak ayında arkadaşlar A türü üçgen Şubat ayında 8 olabilir. Şu Ocak ayı arkadaşlar şu da Şubat ayı. Hemen şıklara bakıyorum. A şıkkında Ocak ayında üçgen arkadaşlar Şubat ayında kaç çıkmış? 6 çıkmış üçgen 6. Eledik arkadaşlar. Üçgen 8 olması gerekiyor. B'ye bakalım. A şıkkı elendi o zaman. B şıkkına bakalım. Ocak ayında üçgen arkadaşlar. Şubat ayında A türü kaç çıkmış? Yine 3 çıkmış. Sabit değil ki 8 olması gerekiyordu. B'yi de eledik. Gelelim C şıkkına arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Ocak ayında A türü üçgen arkadaşlar. Şubat ayında A türü 8. Oldu mu? Evet, olabilir. Peki D şıkkında, Ocak ayında üçgen arkadaşlar gördüğünüz gibi Şubat ayında da 4 çıktı. Ama üçgen 8 olacaktı bizim oranımıza göre. Gördüğünüz gibi D şıkkını da eledik. C şıkkı olabilir. Ama emin olalım isterseniz. Diğer bir de B'ye de bakalım. B türüne de bakalım. Ondan sonra da doğru cevabımızı söyleyelim. B türü de arkadaşlar bakın Ocak ayında 120 tane Şubat ayında ne kadardı? 180. Peki sadeleştirelim. Sıfırlar gitsin. İkisi de arkadaşlar ne olur? Ee, 6 ile sadeleşebilir. 2'ye 3 olur. Peki 6 ile sade 2'ye 3. Peki bunlar arkadaşlar biraz daha yüksekler. O zaman ne ile sadeleştirelim? 3 ile sadeleştirelim. 4 olsun 3 ile sadeleştirdiğimde. Burayı da 3 ile sadeleştirdiğimde 6 olsun. 4'ü e 6. Şunlara baktım. Şuradaki değerlere göre düşündüm arkadaşlar. Hemen bakıyorum o zaman. Ne olacaktı? 4'e 6 olacaktı. Ocak ayında gördüğünüz gibi 4. Şubat ayında gördüğünüz gibi 6. Evet. Demek ki B türünden de emin olduk. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 5. sorumuz. Kare biçimindeki bir kağıt şekil 2'deki gibi üstten aşağı daha sonra şekil 3'teki gibi soldan sağ köşeler üst üste gelecek biçimde katlanıyor. Bakın üstten aşağı yani şu parçayı aldı arkadaşlar şöyle şöyle diyelim o parçayı aldı üst üste katladı getirdi buraya elimde şöyle bir şekil 2'deki gibi kağıt oldu. Sonra ne diyor şekil 3'teki gibi de soldan sağ soldan aldı sağa doğru katladı. Ne oldu arkadaşlar? Şöyle ikiye ayrılmış bir kare oluştu. Peki e, şu şekil şekil 3 oluştu. Daha sonra da sağ köşeler üst üste gelecek biçimde ikiye katlandı. Katlanmış kağıtta şekil 4'te kesikli çizgiler ile gösterilen kare biçimindeki parça kesilip atılıyor ve kağıt açılıyor. Bakın kare haline geldi ve şu köşesi ne oldu arkadaşlar kesildi. Yani şuradan şöyle kestiğimizde şu arkadan da kesilecek doğru mu? Peki, şöyle gösterdiğimde arkadaşlar, onu başka bir kağıtla göstereyim, şey kalemle. Şu parça kesilmiş olsun. E, bu ikiye katlandığı için arkadaşlar, şurası da kesilir aynı oranda. Ve kağıdı açtığımda, sonuçta bunlar kesilip atılmıyor katlandığından arkadaşlar, şöyle de bir parça yine kesilmiş olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle şu kağıdımızda kare şeklinde kağıdımızın ortasında küçük bir kare delik oluşur. Değil mi? Peki y birimse bunların her bir kenarı y, y. Gördüğünüz gibi 2y oluyor. Y, y ve 2y. Yani bir kenarı 2y santimetre olan arkadaşlar bir e, deliğimiz var. Peki geriye kalan kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisini özdeştir Geriye kalan yani şu Geriye kalan kısmı soruyor bana arkadaşlar. Şimdi alandan gideceğiz. Şu kağıdımızın tamamının alanı neydi arkadaşlar? X kareydi. Bir kenarı X olduğuna göre alanı X karedir. Peki bundan ne kadar parça çıktı? Kesilip atıldığı için eksi diyorum. Ne kadar arkadaşlar? Bir kenarı 2y olan kare şeklinde bir parça kesilip atıldı. 2y'nin karesi kare olduğu için alanı bu. Yani arkadaşlar kalan bölgenin alanı bana şu ifadeyi vermiyor mu? Evet. Bu da ne demektir? Bakın kareleri farkı özdeşliği. Nasıl yazıyordum ben bunu? Bir eksilisini arkadaşlar bir de artılısını alıp çarpıyordum. Aradığım özdeşlik bu. Peki hangisi oluyor? Baktığımda arkadaşlar değişik oluyor. Altıncı sorumuz. Videoları izlerken içeriklerinden hiçbir şey kaybetmeden video izleme hızını artırıp azaltabiliriz. Hız seçeneği video ilk açıldığında normal hızdan yani bir çarpı şeklindedir. Aşağıda bir çarpının altında bir hız seçildiğinde videonun izleme hızının azaldığı bir çarpının üzerinde bir hız seçildiğinde ise videonun izleme hızının arttığı görülmektedir. Bunu zaten biz kullanıyoruz arkadaşlar videolarda. Belki de en çok benim videolarımı izlerken kullanıyorsunuzdur. Hız seçeneği ile videonun izleme süresi arasında ters orantı vardır. Yani 1 çarpı hız seçeneği ile 10 dakikada izlenen bir video 2 çarpı hız seçeneği ile 5 dakikada izlenmektedir. Yani arkadaşlar yani hızı 1 iken 10 dakikada izlenen video hızını 2 katına çıkarttığımızda süreyi de yarıya düşürmüş oluyoruz. Arada ters orantı vardır. Diyor. Peki İdil bir ders videosunun 2 bölü 3'lük kısmını 1,25 çarpı hızla kalan kısmını ise 1,5 çarpı hızla hız seçeneğiyle hiç ara vermeden toplam 68 dakikalık bir sürede izlemiştir. Buna göre İdil bu ders videosunu 1 çarpı hız seçeneğiyle hiç ara vermeden izlemiş olsaydı toplam kaç dakikada izlemiş olurdu diye bize soruyor. Arkadaşlar şimdi verilenleri bir Bakalım diyor ki bir ders videosu var. Bilmiyorum bunun kaç dakika olduğunu bana sordu o zaten. Ee, videomuzun süresi bu olsun. Bunu arkadaşlar 2 bölü 3'lük kısmı de, ne demek? Yani 3 parçaya böl. Şöyle diyelim. 2 bölü 3'lük kısmı şurası. Değil mi? 2 bölü 3'lük kısmı. Geriye kalan nedir arkadaşlar? 1 bölü 3'tür. 3 parçaya bölünmüş. 1 parçası kalmış. 3 parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. Peki. 2 bölü 3'lük kısmını 1,25 hızla burayı 1,25 hızla peki geri kalanı da 1,5 hızla izliyor ve toplam 68 dakika sürüyor arkadaşlar. Şimdi 1,25 ne demek arkadaşlar? 125 bölü 100 demek. Bu da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 4 demektir. Peki 1,5 ne demek arkadaşlar? 15 bölü 10 yani 3 bölü 2 demektir arkadaşlar. Peki 3 bölü 2 birisi de 5 bölü 4. Şunların paydasını eşitlediğimizde bunu da 4 yapalım. Yani burası da arkadaşlar 6 bölü 4 olsun. 5 bölü 4 6 bölü 4. Yani hızı arkadaşlar hız Şurası iki parçası 5 iken bir parçası altıymış. bu hız arkadaşlar. Peki ben bunu süreye çevirdiğimde aralarında ters orantı varmış ya arkadaşlar. Hızı 5 iken o zaman e, kaç dakikada izlemiş olsun? 6 dakikada izlemiş olsun. Peki hızı arkadaşlar 6 iken 5 dakikada izlemiş olmaz mı? Ters orantı olduğu için. Yani hız arttığında izleme süresi kısalacak. Hız azaldığında izleme süresi artacak. Aralarında da ters orantı olduğu için sayılarda 5 ve 6 olduğu için ben e, ters orantı olduğundan şu şekilde yaptım. Yani e, hızı 5 iken 6 dakikada izler videoyu. Hızı 6 iken de arkadaşlar videoyu 5 dakikada izler diyorum. Peki buna göre o zaman bir parçayı diyelim ki 5 dakikada ya da 5'in katı şeklinde 5 dakika diyelim. O zaman arkadaşlar şuraları da 6 6 dakikada izler değil mi? Hızı 1,25 olduğunda toplam ne oluyor? 6 6 daha 12 5 daha 17 oluyor arkadaşlar. 17 dakika oluyor toplamında. Ama 17 dakikada izlememiş ki. 68 dakikada izlemiş. Bana öyle diyor şurada. O zaman 17 dakikada izlemediyse 68 dakikada izlediyse arkadaşlar kaç katıdır? 68'i 17'ye böldüğümüzde gördüğünüz gibi 4 kat şeklinde çıkıyor. Yani her birinin 4 katını alabilirim. Şu 5'in 4 katı arkadaşlar çarpı 4 20 diyebilirim. 20 dakika. 6'nın arkadaşlar çarpı 4'ten 24 dakika derim. 6 çarpı 4'ten 24 dakika. Gördüğünüz gibi 48 20 daha 68 dakika olur. Buraya dikkat edelim. 4 katını aldık. Peki ama bana diyor ki hızı diyor 1 olduğunda yani normal hızlı olduğunda diyor bu video toplam hani kaç dakikada izlenmiş olur yani videonun süresi ne kadardır diye bize soruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar buçuk hızlı 20 dakikada izlemiş. Yani buçuk demek 3 bölü 2. Yani siz bir buçuk diye de alabilirsiniz. Ben 3 bölü 2 diye aldım. 3 bölü 2 hızla 20 dakikada izlemiştir. O zaman hızı 1 olduğunda kaç dakikada izler diyoruz. Arada ters orantı olduğu için arkadaşlar. Çünkü ne kadar hızlıysa o kadar kısa sürede bitiyordu video. Ters orantı var. Bu ne demektir? 3 bölü 2 çarpı 20 x çarpı 1 demektir. Şurayı çözdüğümüzde. Bu da ne demek arkadaşlar? 2'ye böldüğümüzde 10, 30 çıkıyor. x 30 çıkıyor. Yani arkadaşlar şu parçayı normalde şöyle diyelim. 30 dakikada izledi. Peki diğer parçalara bakalım. 1,25 hızla yani 5 bölü 4 hızla diyelim. Kaç dakikada izlemişti? 6, 6, arkadaşlar. Toplamını mı yapalım? İkisini birden yapalım aynen. 48 toplamında 48. 5 bölü 4'ünü 48 dakikada izlemişti arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Bir hızla 5 bölü 4 hızla 48 dakikada izliyorsa bir hızla kaç dakikada izler diye toparlayalım. Bu da ters orantılı olduğu için 5 bölü 4 çarpı 48 eşittir 1 çarpı x arkadaşlar. Şöyle de sadeleştirdiğimde x ne çıktı? 60 çıktı. Gördüğünüz gibi şu iki parçanın tamamınınkini aldım. Burası da şu iki parçada ne çıktı arkadaşlar? 60 çıktı. Toplamında nedir o zaman? 60, 30 daha 90'dır. Yani C şıkkıdır diyoruz. Yedinci sorumuz. Bir ışık kaynağından yararlanılarak 2 ya da üç boyutta herhangi bir nesnenin gölgesinin bir perdeye düşürülmesiyle oynanan oyuna gölge oyunu denir. Karagöz ve Hacivat bilinen en eski gölge oyunlarından biridir. Aşağıda kenar uzunluğu 40 cm olan kare biçimindeki bir zemin üzerinde duran karagöz figürü ve perde üzerindeki gölgesi görülmektedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kenar uzunluğu 40 cm olan kare biçimindeki bir zemin şu. Bakın. Evet. Bir de Karagöz figürümüz de burada. Peki diyor ki devam edelim. 1 cm kalınlığındaki bu Karagöz figürü bakın e, Karagöz figürünün kalınlığı neymiş? 1 cm'ymiş. Bu önemli. E, bu ne demektir? Yani e, kalınlığı dediği şey şurası değil midir? Burası 1 cm. Evet. Peki bu karagöz figürü 30 santimetre uzunluğundaki bir tahta sopanın ucuna bağlı olarak durmaktadır. Yani şu sopanın arkadaşlar uzunluğu da kaçmış? 30 santimetreymiş. Evet. Peki devam ediyorum. Hemen aşağıya kaydırayım. Zeminin karşılıklı iki kenarına paralel duran tahta sopanın zemin dışında kalan kısmının uzunluğu Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafenin 1/4'ünden 3 cm fazladır. Buna göre Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe kaç santimetredir? Ne diyor arkadaşlar? İki kenarına paralel dur duran tahta sopanın zemin dışında kalan kısmının zemin dışında kalan kısmı neresi arkadaşlar? Şurası. Gördüğünüz gibi. Peki, kalan kısmının uzunluğu Karagöz figürüyle perde arasındaki mesafe. Karagöz figürü ile perde arasındaki mesafe şurası değil mi? Evet. Mesafenin ben bunu bilmiyorum. X diyeyim. Bu mesafenin 1 bölü 4'ünden 3 cm fazlaymış. 1 bölü ne demek? X bölü 4'ünden 3 cm fazlaymış. Değil mi? Bu şekilde diyor. Peki arkadaşlar bana da e, o mesafeyi x'i soruyor. Hemen şöyle diyelim bakın e, sopanın tamamının uzunluğu biliyorum şu bu uzunluğu biliyorum 40 santimetre şurayı e, denklemini kurdum şu an ihtiyacım olan şey sanki Şurayı bulmak değil mi Şurayı nasıl bulurum burada da bir denklem oluştursam iyi olur arkadaşlar Peki burayı nasıl bulabilirim tamamı 40 olduğuna göre şurası x ve 1 santimetre olduğuna göre şuraya yapıyorum Tamamı 40. Tamamından arkadaşlar şurası x artı 1. Şöyle gösterelim. x artı 1'i çıkardığımda ne kalır arkadaşlar? 40 eksi x eksi 1'den 39 eksi x kalır. Değil mi? Yani şurası 39 eksi x'miş. 40'tan şurayı çıkardığımda şurayı buldum. 39 eksi x. Peki arkadaşlar şurayı da biliyordum. x bölü 4 artı 3. Bunların tamamını neye eşitmiş? Vermişti bana. E, yukarıda 30 santimetreye eşitmiş arkadaşlar. Sopanın uzunluğu 30 olduğu için. Peki hemen bakalım. Şimdi 39 eksi -X, x artı şurası neydi? x bölü 4 artı 3. Niye eşitmiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 30'a eşitmiş. Hemen çözelim. 39 eksi x. Şurada da x bölü 4 artı 3 eşittir 30. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Büyükler burada. O zaman şu 30'u 39'un yanına atalım. X ifadeleri de arkadaşlar sağ tarafa atalım. Şurada 3 de var. 39 3 daha 42. 42'nin yanına 30 30 olarak geçer. Peki e, ee, eksi x dışı e, diğer tarafı artı x olarak geçer. x bölü 4 de eksi x bölü 4 diye geçer. Denklemimizi yazdık. 42'den 30 çıktı 12. Peki x eksi x bölü 4'e eşit. Bunların paydasını eşitleyelim. Bu da ne demektir? 12 eşittir. 4x eksi x bölü 4'ten ne çıktı arkadaşlar? 3x bölü 4 12'ye eşit çıktı. Hemen şu yan tarafa devam edeyim. 3x bölü 4 12 ise arkadaşlar içler dışlar çarpımından 4 çarpı 12 eşittir 3x çarpı 1 bu da ne demektir 3 ile sadeleştirdiğimde 4 x gördüğünüz gibi 16 çıktı bana sorduğu da x'ti zaten arkadaşlar neymiş cevap c şıkkıdır diyoruz. 8. sorumuz. Bir otelde bir Temmuz günü elektronik bir ekran üzerinden müşteri memnuniyet anketi yapılmıştır. Tüm otel müşterileri elektronik ekran üzerindeki memnunum veya memnun değilim tercihlerinden birini seçerek birer defa memnuniyet durumlarını belirtmişlerdir. Her katılımdan sonra ekranda ankete katılan müşterilerin yüzde kaçının memnun olduğunu gösteren memnuniyet çubuğu görülmektedir. Evet, şöyle kaydıralım. Yukarıdaki görselde anketin yapıldığı gün 12 ve 17 itibariyle ekranda görülen memnuniyet çubukları verilmiştir. Bu iki süre arasında 110 kişi memnunum, 90 kişi ise memnun değilim şeklinde tercihini belirterek ankete katılmıştır. Saat 17 itibariyle oteldeki tüm müşteriler memnuniyet anketine katılmıştır. Buna göre oteldeki müşteri sayısı kaçtır? Arkadaşlar, 17'de bu anket bitiyor öyle anlıyoruz. Şimdi Baktığımızda şurada saat kaç? 12. Burada kaç arkadaşlar? 17. Evet. Şimdi bana verilen ne? 12 ile 17 arasında 110 kişi memnunum demiş, 90 kişi de memnun değilim demiş. Şu arada arkadaşlar 110 kişi şöyle 110 kişi memnun ve arkadaşlar 90 kişi de memnun değil memnun değil Evet bunları yazdık Peki şimdi bakalım arkadaşlar bakın saat 12'de çubuk şurayı yüzde sekseni gösteriyor Tabi bu saat 12'de gösteriyor Bu ne demektir 12'den önce sabah katılanlarınkini gösteriyor değil mi 12'den sonrası da şurası zaten sabah katılanlar kaçmış yüzde seksenmiş memnuniyet oranı bunu söylüyor Peki e sabahliğin şöyle diyelim %80 memnuniyet. Evet. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. %80 demek ne demek? 80 bölü 100 demek. Bu ne demektir? E, bütün tüm katılanlar, tüm müşteriler 100 kişisi 80'i memnun demek. Doğru mu? 100 kişinin 80'i memnun, 20'si ise memnun değil demek arkadaşlar. Peki bu arada böyle. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 5'te ise göstergeni %70. Yani saat 5'te %70 demek ne demek? 70 bölü 100 demek. Bu ne demektir? 70'i memnun, 100'ü e ise arkadaşlar tüm katılanlar. Evet şimdi buraları bir düzenlersek 80 bölü 100 sıfırları sildik 8 bölü 10. 2 ile sadeleştirdiğimizde arkadaşlar 4 bölü 5 oluyor. Yani arkadaşlar 4 bölü 5 demek ne demek? 5'in katı kadar kişi katılıyor. Tüm müşteri sayısı katılan diyelim. Bunların 4 katı 4 k'si memnun arkadaşlar. Geriye kalan bir kesi de memnun değil. Doğru mu? Bu şekilde söyleyebiliriz değil mi? Toplam 5 kişi katıldıysa bunun 4'ü memnun. Bir tanesi de memnun değil. Biz hani 5 diye aldık ama bu 5'in katıdır. Müşteri sayısı daha fazladır tabii ki. O yüzden bu şekilde yazabiliriz. Bu saat 12'ye kadar arkadaşlar. 12'den sonra saat 5'te anket bitiyor. 12'den sonra da ne oluyor? 110 kişi memnun, 90 kişi memnun değil. E sabahtan da bakın bu 12'den sonraki sabahtan memnun olan kaç kişiydi? 4 k kadar memnun olan vardı. Memnun olmayan kaç kişiydi? K kadar da memnun değildi. Bu sabahtan gelen sayı arkadaşlar ve 12 ile 15 arasındaki sayı da bu. 15 dedi zaten pardon 17 dedi zaten arkadaşlar ne yapıyor? Anket bitiyor. Yani tüm katılanların hepsi şurası ve şu yüzdeliği veriyor. O zaman tüm katılanlara şöyle diyebilir miyiz? Şöyle yaptım. 110, 90 daha 200. 200 artı 5k, k, 4k, 1k daha 5k. Doğru mu? Hepsi bu. Tamam. Evet. Buraya kadar tamam arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. Memnunların tüm katılanları oranı verildiğine göre memnunlar kaç kişi? 110 artı 4k kişi. Tüm kişi ne kadar arkadaşlar? 200 artı 5K. Bu niye eşitmiş? 70 bölü 100'e eşitmiş. Sadeleştirdik. İçler dışlar çarpımından hemen şuraya devam edeyim. 10 çarpı 110 artı 4K eşittir. 10'la şurayı çarptım. 7 ile de arkadaşlar 200 artı 5K'yi çarptık. Peki burası ne demektir? Onunla çarptığımızda 1100 artı 42 eşittir. 7 kere 2 14 1400 artı 35 k. 35 arkadaşlar 40'ın yanına atalım. 110'u da 1400'ün yanına atalım. Burası ne olur? 40 k eksi 35 k eşittir. 1400 eksi 1100. Burası da 5K eşittir arkadaşlar. Ne çıktı? 400'den 100 çıktı. 300. Evet. Böyle yapalım. Şimdi 5K zaten sabah katılanların hepsiydi ya. K'yi bulmama gerek yok diye düşündüm. Bana neyi soruyordu? Müşteri sayısı. Toplam müşteri sayısını soruyordu. Tamamı 200 artı 5K'ydı arkadaşlar. 200 artı 5K'yi de bulduk 300 diye. Toplam Otelde 500 müşteri varmış diyoruz arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır. 9. sorumuz. Birbirine eş 3 kağıt aşağıdaki gibi eş bölmeleri ayrılıp Bölmelere birer harf yazıldıktan sonra farklı yöntemlerle katlanıyor. Elde edilen katlanmış kağıtlar birer kenarları çakışacak şekilde bir poşet dosyaya aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki eş parça şeklinde katlamış, 3 eş parça şeklinde katlamış ve 4 eş parça şeklinde katlıyor arkadaşlar. Bunları belli bir şekilde poşet dosyasına yerleştiriyor. Şu şekilde bir kenarları çakışacak biçimde. Buna göre poşet dosyanın kısa kenarının uzunluğu şu kenarının uzunluğunu bana soruyor. Kaç santimetredir diye e, sormuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Şimdi kağıdımızı iki eş parçaya bölmüş, 3 eş parçaya bölmüş ve dört eş parçaya bölmüş. Yani ka kağıdımızın arkadaşlar şu kenarı bakın şu kenarı değil mi? bölünen bu kenarlar. Çünkü bakın şöyle iki eş parça, şöyle gördüğünüz gibi üç eş parça, şöyle de 4 eş parçaya ayırmış. Şu kenarlar öyle bir uzunlukta olmalı ki hem 2'ye tam bölünebilmeli hem 3'e hem de 4'e tam bölünebilmeli. O zaman ben şöyle diyebilir miyim arkadaşlar? 2'nin 3'ün ve 4'ün ekokunu aldığımda yani bu nedir? 2'nin 3'ün ve 4'ün ekoku 12'dir arkadaşlar. Aldığımda yani şu kenarı 12 ve 12'nin katı şeklinde olduğunda rahatlıkla ben bunları güzel bir şekilde bölebilirim. Diyelim ki mesela 12. Bir kenarı o zaman kısa kenarı arkadaşlar 12'nin katı ya da 12x olsun. Bilmiyorum çünkü 12'nin kaç katı onu bilmiyorum. Şuraya o zaman tamamı 12x'e buraya ne düşer arkadaşlar 6x. Çünkü B'yi yerleştirdiği için B'ninkini yazdım. Şurası da 6x oluyor zaten. B6x oluyor. Peki 12x'i 3 eş parçaya böldüğümde ne olur arkadaşlar? 4x 4x ve 4x şeklinde ayrılır. 4 eş parçaya böldüğümde de 12'yi 4'e böldüğümüzde 3x 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 ve 3x şeklinde ayrılır arkadaşlar. Peki şimdi de poşet dosyamıza yerleştirelim. E D dediği şey neydi? Kısa kenarı 3x'ti arkadaşlar. Yani şurası 3x. Evet sonra B dediği şey kaçmış arkadaşlar kısa kenara? 6x. C'nin kısa kenarı neydi? 4x. Şurası da 4x. Bana şor, sorduğu şu uzunluk tamamı. Peki baktığınız zaman bakın şuraya kadar 12,4'müş. Buradan sonrası da 4x 6x toplam 10x'tir. O zaman şu uzunluğun tamamı 12,4 artı 4x 6x daha 10x'tir diyebiliriz. Doğru mu? Bakın şurası şöyle gösterelim isterseniz. Şöyle şurası 10x. Şurası da 12,4 tamamı artı 10x'tir diye gösterebiliriz. Peki bu aynı zamanda şuranın da uzunluğuna eşit değil midir? Çünkü bütün kenarlar eşittir. Burası nedir arkadaşlar? 19,4 artı bakın şurası da 3x'tir. 3x e eşittir gördüğünüz gibi yani bu iki ifade birbirine eşittir arkadaşlar bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa şöyle gönderdiğimizde 10 xin yanına 3x eksi 3x diye gider 19,4'ün yanına da 12,4 eksi 12,4 diye gider arkadaşlar peki çıkarma işlemi yaptığımızda burası nedir 7x'tir. Burası nedir arkadaşlar? 19'dan 12 çıktığında 12,47 Evet. O zaman x nedir? 1'dir diyoruz. Peki x'i 1 bulduk arkadaşlar. Bana neyi soruyordu? Poşet dosyanın kısa kenarının uzunluğunu Soru işareti olan kısmı. Buraya isterseniz 12,4 artı 10 x dedim ya arkadaşlar. O şekilde yapalım. Şöyle diyelim. 12,4 artı 10x bu da ne demektir? 10 çarpı 1'den 10, 22,4 demektir arkadaşlar. Cevap C şıkkıdır diyoruz. 10. sorumuz bir ecza deposu karayolu ile ulaşımın zor olduğu bir eczaneye ilaç gönderimini hava koşulları uygun olduğunda uçan göz yani drone adı verilen araçlar ile yapmaktadır. Uçan gözler ile gönderimin yapılabilmesi için yağmur, dolu ve kar gibi yağış koşullarının olmaması gerekmektedir. Yani güneşli havada uçabiliyor arkadaşlar görüntü e, bozulmasın diye. Peki burada gördüğünüz gibi bir haftalık hava durumu verilmiş. Demek ki dronlar soruyu okuduk. Güneşli havalarda, Güneşliler ve yağmurlar, Güneşli havalarda hareket edebiliyor. Hangi günler? Güneşli. Şu günler güneşli arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Yukarıdaki tabloda ecza deposu ile eczanenin bulunduğu bölgenin geçen haftaya ait hava durumu bilgileri verilmiştir. Geçen hafta ecza deposundan eczaneye hava koşullarının uygun olduğu her gün bir defa uçan göz ile ilaç gönderimi olmuştur. Uçan gözün yani şurada her gün birer defa arkadaşlar gidip gelmişler hava güneşli olduğunda. Uçan gözün ecza deposundan eczaneye gidiş süresi dönüş süresinden %25 daha uzundur. Evet herhalde yükünden dolayı arkadaşlar biraz e, yavaş gitmiştir diyoruz. Peki geçen hafta uçan gözün bu ecza deposu ile eczane arasındaki gidiş gelişlerinin toplam süresi de 108 dakikadır. Buna göre uçan gözün ecza deposundan eczaneye gidiş süresi kaç dakikadır diye bize soruyor. Bize sordu depodan arkadaşlar depodan eczaneye e, gidiş süresini soruyor. Şöyle diyelim. Gidiş süresini soruyor. Şöyle, bu gidiş olsun, bu da dönüş olsun arkadaşlar. Peki, bakalım. Şimdi, e, şurası önemli. Gidiş süresi dönüş süresinden yüzde 25 daha uzundur. Yükünden dolayı arkadaşlar, ne oluyor? E, daha uzun süre gidiyor. O zaman şöyle diyelim, eğer ki dönüşü yüzde 25 demek, şöyle düşünebiliriz. E, dönüşü 100 ise, gidişi de. 125'tir diyebiliriz. Doğru mu? %25'i bu şekilde yazabiliriz. Çünkü daha fazlaymış ya. %25 daha fazla olması. Demek birisi 100 ise 25 daha fazlaysa 125 gider demektir arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Ama sayılarımız çok büyük oldu. 125 ve 100. Böyle durumlarda mutlaka sadeleştirme yapın arkadaşlar. 25 sadeleştirdiğimizde burası 5 olur. Burası da 4 olur. Yani şöyle düşünün. Gidişi 5 dakika sürüyorsa dönüşü de 4 dakika sürüyormuş gibi düşünebiliriz. Ama tabi 5 de değildir 4 de değildir. Ya 5'in katıdır ya da 4'ün katıdır diye düşünebiliriz arkadaşlar. 5x'e 4x diyelim. Çünkü tam olarak dakikayı bilmiyoruz. Peki ne olmuş arkadaşlar? Gidiş gelişlerin toplam süresi 108 dakikaymış. Peki bir kere gidip geldiğinde toplam ne kadar arkadaşlar? Kaç dakika geçti? 9x dakika geçti. Bir kere gidiş dönüşte. Evet. Kaç kere gitti döndü? Güneşli hava kaç taneydi? 1, 2, 3 taneydi. 3 kere arkadaşlar toplam bir hafta içinde 3 kere gidip döndü. Bu da ne demektir? 27x demektir. Yani 27x dakika toplam sürmüş. Bunu bana vermiş. Değil mi? 108 dakika diye vermiş. Yani 27x eşittir 108'dir diyebiliriz. Sadeleştirdiğimizde x'i buluruz. 4 kere oluyor değil mi? Evet. x'i 4 bulduk. Demek ki arkadaşlar gidişi 5x 5 çarpı 4'ten 20 dakika. Dönüşü de 4x 4 çarpı 4'ten 16 dakika sürüyormuş. Bana gidişi soruyordu. Hemen yazalım. Gidiş 5 xti O zaman x'i 4 bulduk. 20 dakikadır deriz arkadaşlar. Cevap 5 şıkkıdır.